Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya ve Çin'den ABD'ye gözdağı. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı, ABD'nin Alaska eyaletine yakın uluslararası sularda geçen hafta Rusya ve Çin'in ortak askeri devriye düzenlendiğini açıkladı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Nord.com açıklamasında Çin ve Rusya'ya ait devriyenin uluslararası sularda kaldığını, ABD tarafından bir tehdit olarak neti değerlendirilmediğini belirtti. Nord.com, bölgenin savunmasını güvence altına almak için ABD komutasındaki hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonlar düzenlendiğini kaydetti. Wall Street Journal, ABD'li bir yetkiliye dayandırarak, Alaska yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan devriyede, Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun, ABD'nin 4 destroyer ve 1 P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçağıyla yakından izlendiğini aktardı. Söz konusu veriler, Nord.com tarafından teyit edilmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultusunda iki ülkenin donanması, yakın zamanda Kuzey ve Batı Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye düzenledi. Söz konusu eylem, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadı ifadelerini kullandı. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral John C. Aquilino, geçen ay düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda tatbikatları ve operasyonları arttı. İşbirliklerinin daha da güçleneceğini öngörüyorum ve bu endişe verici açıklamasını yapmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.